At silahını, kıpırdama! Sinan! 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 Sinan aç gözlerini ablacığım! Sevda, ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım Sevda. Bir şey yapmadım ben. Sevda! Sürekli iyi yandım. Ben gözümü Sinan. Nazlı'nı iyileştirin ne olur. Geç kendimi. Sinan! Nazlı'nı ben buradayım. Çok kanaması var. Tansiyonu düşüyor. Sinan beni duyuyor musun? Ne olur dayan ablacığım, bağırır bir tane. Sinan. Ablacığım. Sinan beni duyuyor musun? Sinan. Hanımefendi izin verin lütfen. Sinan seni çok seviyorum ablacığım. Hocam! Güdaverdi, sen nereden duydun da geldin? Duymadım hocam, gördüm. Şuradan geçiyordum, gördüm geldim. Hadi kardeşim. Ne oluyor burada? Nereye götürüyorsunuz hocamı? Yürü git kardeşim, hadi Allah Allah. Gitmem. Ya hocamı da bırakın ya da beni de alın. Tamam Güdaverdi. Sen dükkandan Kurt Bey'i ara, durumu bildir. Tamam hadi. Tamam hocam, ara. Ara dedi. Kurt Bey'i ara dedi. Sevda? Anneciğim neredesin ya? Öldüm meraktan. Sinan nerede? Anne? Ne var anneciğim, ne oldu ya? Ne olmuş Ayriye? Ne? Ne olmuş ya? Çıldırtma adamı, ne olmuş? Alo, Sevda. Annen de baban da konuşacak halde değiller. Ama iyiler, merak etme, ben yanlarındayım. Hangi hastanedeymiş Sinan? Ya pilot, biz niye dönüp dolaşıp bu eczanenin önüne geliyoruz kardeşim? Var gibi bildiğimiz geliyoruz Vedat. Her şeyi izah mı edeceğiz? Hayır, yok da yani. Yok da ne? Sorma o zaman Vedat. Oğlum siz demediniz mi lan bu Sinan mıydı neydi en son burada görülmüş diye? Sinan'ı mı? Onun için üst sokak demiştik pilot. Ha. Vereceksin dedim sana. Bak ver diyorum, ver. Yıkarım bu eczaneyi başına. Ne oluyor lan orada? Hadi versene.
Ver bunları hadi. Duygu kızım ver gitsin ver. Reçetesiz ilaç vermiyoruz dedim. Anlamıyor musunuz? Anlamıyorum. Hele ilaçsız hiç anlamıyorum. Bak yıkacağım bu eczaneyi başınıza. Ah, tamam beyefendi tamam tamam sakin olun. Kızım neyse buradaki ilaçlar bul ver gitsin. Ha şöyle. Tamam. Adam olun. Ne yapıyorsun lan sen? Duygu ne yapıyorsun? Bu haplar için kırmızı reçete lazım. Ama sizin derdinizin ilaç olmadığı belli. Ver şimdi gösteririm sana. Vereceksin hepsini. Vereceksin dedim sana. Polis ar anne. Ha polis. Yıkacağım bu dükkanı başınıza. Yıkacağım. Ne oluyor burada? Sen de kimsin be? Ha? Sen de kimsin lan? Benim kim olduğumun bir önemi yok. Senin derdin ne sen onu söyle. Karı istediğim ilaçları vermiyor. Ağzınızı toplayın beyefendi. Ben döküyorum. Siz toplayın. Ha? Sizin gibi şiddet bağımlılarını tımarhaneye kapatmak lazım. Bak güzel kardeşim. Öfke aklın düşmanıdır. Sen şimdi biraz sakinleş. Konuşarak anlaşalım. Hı? Tamam. Şiddet ilkel insanların işidir. Hı hı. Medeni olmak lazım değil mi? Lan vır vır etme. Bak basket. Bak öfkemi senden çıkarmayayım lan. Hı. Sen şimdi şunları al. Hadi şimdi uza. Yani... git başka eczaneden yap alışverişini. Burayı dün mü edecektim var ya... siz o kereze dua edin lan. Verdin o adama. Her böyle sesini yükselteni sesini kesmek için para mı veriyorsun? Duygu, kızım teşekkür etsene beyefendiye. Bak biz daha fazla zarar görmeyelim diye bir sürü masrafa girdi. Girmeseydi? Ya ben mi dedim adama para verdi anne? Hem sen niye geldin yine? Hay Allah'ım ya. Duygu abla, ben bir... krem. Görmüyor musun buranın halini Ezgi? Hadi canım sonra gel. Hadi. Tamam o zaman ben sonra gelirim. Sen müdahale etmeseydin polis gelip yakalayacaktı o adamı. Şimdi yaptığı yanına kar kaldı. Kalmaz kalmaz. Biz onun icabına bakarız. Yani şey... hiçbir suç cezasız kalmaz. Sonuçta ilahi adalet var değil mi? Tabii tabii. Siz bakmayın ona. O da gerildi tabii biraz. Ben size bir çay söyleyeyim. Sakinleşelim hepimiz. Çay iyi olur. Tamam. Söylüyorum. 3 çay. Ben toplarım. Geçmiş olsun Ali.
Sen mi vurdun? Prosedürleri halledin. Bundan sonrası bizde. Emredersiniz efendim. Sinan iyi mi? Ameliyat alacaklarmış. Son durumunu bilmiyorum. İstersen öğreneyim. Çok iyi olur. Baktırız. Bugün olay yerinde yaralı olan çocuğu hangi hastaneye götürdüler? Durumu hakkında bize bilgi verin. Bugün beni biri aradı. Senin burada olduğuna dair bölük pörçük bir şeyler anlattı. Sonra ben de karakolu arayıp senin durumunu öğrendim. Sana giysilerinden getirdim. Hatırladın mı? Ofisteki odanda dolabında daha birkaç tane var. Odana kimseyi sokmuyorum. Ben odayı 5 yıl önce kapattım biliyorsun. İçeri gerek giymeyi ihmal etmemen iyi olmuş. Orada ne işin vardı Ali? Kardeşimi kullandılar. Oraya kardeşimle kavuşmak için gittim. Tuzakmış. Anlamadım. Kardeşini mi kullandılar? Kardeşini bilen biri mi var Ali? İşte onu bilmiyorum. Ali, sen şunu baştan sona doğru düz bana bir anlatsana. Ne zaman çıkacağım? Sen anlat, anlat. Halledince bizi ararlar. Sevda. Anne. 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 Gelir mi başım seni? Anne. Kızım. Yok değil mi bir şey? Sinan iyi değil mi? Doktorlar durumu kritik dediler baba. Allah'ım sana yardım et benim çocuğum. Allah'ım. Sevda, merak etme. Kardeşine hiçbir şey olmayacak. O adam yaptı değil mi? Ali. O yaptı. Neden yaptı ya? Neden kıydı benim çocuğuma? Neden kıydı benim yavruma? Neden? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum, bilmiyorum. Peki sen gördün mü kızım? Nasıl oldu bu iş? Gittiğimde oradaydı. Elinde silahla. Sonra polisler aldı, götürdü. Polisler mi götürdü? Ölmedi mi yani? Allah
Daha yani bir tertip. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmişler. Bu işin altından Uygar çıkarsa, bırak senin lafını, dünya gelse beni durduramaz. Hiç sanmam. Ne o ne de amcası cesaret edebilir böyle bir şeye. Yok olacaklarını bilirler. Bunlar değilse kim? Sen görevdeyken kimlerle savaştığını unuttun mu Halim? Öyle büyük suç imparatorluklarını batırdın ki hepsinde yüzlerce adam vardı. Sen geçmişini bırakırsın ama geçmişin seni bırakmaz. Hiç kimse geçmişinden kaçamaz. Ne yaparsan yap, kaçıp saklandığın bu hayat sana ait değil. Bunu anlayacaksın. Evet. Hala ameliyattaymış. Üsküdar Hastanesi'nden. Benim hemen hastaneye gitmem lazım. Ameliyat başarılı geçse bile susturmak için öldürmek isteyebilirler. Ali, yardım ister misin? Ekipten bir arkadaşı vereyim yanına. Gerek yok. Beni buradan çıkardın diye teşkilata döneceğimi sanma. Yardımın için sağ ol. Bir gün borcumu kendim öderim sana, merak etme. Ali, bizim aramızda teşekkür olmaz. Sen işlerini hallet, sonra konuşuruz. Ha, bu arada kardeşinle ilgili bir şey öğrenirsen bana mutlaka haber ver. Hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Kim bu? Ne buluyorsun bu adamlarda? Ben sizi tanıyorum. Siz Kurt Bey'siniz. Nereden tanıyorsun? Telefondan. Ali hocamın burada olduğunu ben söyledim size. Bir daha verdi, duyduğu bir sesi bir daha unutmaz. Arkadaşlar arabanı getirdi. Olay anında orada neyin kaldıysa onların hepsi de burada. Araba burada. Bu olayla ilgili detaylı bir çalışma istiyorum. Bize rağmen Ali'ye kim kumpas kurabilir? Bunu öğrenmek istiyorum. Ali'den evvel bu olayı yapanları bulun. Telefonu versene bir daha verdi. Buyur hocam. Tek. Açmıyor mu hocam Sevda abla? Küsmüştür belki sana. Üzülme. İnsan sevdiğine küsermiş. Ben bir şey yapmadım ya. Ben yapmadım Sevda. Sevda! Amca. Ali ölmemiş. Haberim var. Onun için geldim zaten. Neyse ki suçüstü yakalanmış. Uzun yıllar çıkamaz hapisten. Uygar. Sen bu adamın kim olduğunu hala kavrayamadın anlaşılan. Öyle hapiste eli kolu bağlı oturup gün sayacağını mı sanıyorsun?
Ne yapacak? Hapisten mi kaçacak? Kaçmasına gerek yok. Arkasında koca teşkilat var. Yolunu bulurlar. Hep sen sardın bu işi başımıza. O adamdan uzak dur dedim sana. Bir kız yüzünden şu düştüğümüz hallere bak. Plan kusursuzdu amca. Kepçe beceremedi. Aradı mı seni? Yok. Başına gelecekleri bildiği için kayıplara karıştı. Arattırıyorum. Sen kepçeyi bana bırak. Ama Sinan, neyi ne kadar bildiğinden emin değiliz. Sağ kalır da kendini vuranın kepçe olduğunu söylerse, hele ki kepçeden bizimle ilgili bir şey duymuşsa, ikimiz de yanarız. Ameliyattan çıkarsa Sinan ölecek. Hani bu Ali Hoca iyi bir adamdı. Hani seni kurtarmıştı. Ne istedi benim çocuğumdan ya? Ne istedi benim güzel çocuğumdan? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Benim de aklım almıyor. Oğluna karşı oğlumu istedim. Bir şey mi dedi Gülsah? Kaç saat oldu? Ne zaman bitecek bu ameliyat ya? Nerede kaldı bunlar? Sinan Eğilmez'in yakınları. Zor bir ameliyat oldu. Ama hayatı tehlikeye atlattı. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Anne bak. Ben sana demiştim. Sinan iyileşecek dedim. Görebilir miyiz? Odasına alınınca size haber verirler. Geçmiş olsun. Çok şükür. Hadi gözünüz aydın. Ailenin ifadesini almamız lazım. Önce Sinan'ı görsek sonra ifade versek olmaz mı? Buyurun hanımefendi, zaten çok uzun sürmeyecek. Verelim anneciğim. Git hem sen gördüklerini de söyleyeceksin cezasını. Hadi. Gülsal hadi. Uygar Bey, siz odaya çıkınca haber verir misiniz bize? Tabii tabii, ben buradayım, merak etme. İn aşağı. Yürü lan, ne bakıyorsun? Devam et. Teşekkürler. Ne istiyorsun abi benden? Hiç. Aradığını buldum. Nasıl abi? Hani bir ilaç sormuştun ya. Eczacı kıza bağırmıştın. Hatırladın mı? İşte ben sana onu buldum. Bak. Burada. Hadi yine şanslısın köfte var. Dua et. Tedaviye cevap verebilecek aşamadasın. Yoksa seni hangara alırdım ama. Al bakalım. Ben bulmuştum abi ama. Ben müsaadenle... Önce ilacını iç. Ondan sonra gidersin oğlum. Acelenle. Al bakalım. Hiç bak, suyun da var orada. Thank you.
Yut. Aferin. Yuttun mu? Al bunları da. Ama abi... İç lan! Oğlum. Ne kadar çok içersen... ...o kadar hızlı iyileşirsin. Aferin. Al bunları da. Ne yaptın abi? Pilot. Şş. Vedat, sen karışma. Bu soysuz şerefsize sağlık personeline nasıl davranacağını öğretiyorum. Al lan! Heh, yut şimdi onları. Abi ne yaptın, bu kadar öyle açılır mı? Şşş, lan! Biz burada kamuya hizmet ediyoruz Vedat. Al bakalım bunları da. Oğlum. Yut lan. Pilot adam ölecek. Ölmez. Sen ölürsün. Ben ölürüm. Ekrem ölür. Herkes ölür. Ama bunun gibi soysuz şerefsizler ölmez. Midesini yıkatır, atlatır. Yere kusma lan. Aslında bunun gibilerin ağzına hap yerine böyle namlu yedirerek sokacaksın ama... ...ben biraz fazla insaflıyım galiba. Şimdi lan. Şu Sinan tıpınınla haber var mı? Yok pilot. Arayın Uygar'ı gelsin. Belki o bir şeyler biliyordur. Sen burada bekle Hüdaver'de. Tamam hocam, bekliyorum. İyi günler. Sinan İlmez kaçırmadı. Biz 14 numaralı oda. Sağ ol.
Vay. Uygar. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Yoksa esrarengiz işlerinin arasında vurduğun adamı ziyaret etmekte mi var ha? Ne diyorsun sen be? Şimdi söyle. Bunu sen mi yaptın? Neyi ben mi yaptım? Uzatma Uygar. Bu tuzağı bana sen mi kurdun? Eğer öyleyse şimdi konuş. Yoksa seni öyle bir konuşturmasını bilirim ki... ...şimdi konuşmadığına pişman olursun. Tuzak. Sen ne diyorsun be? Hiçbir şey anlamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen Sinan'ı vurduğunu inkar mı ediyorsun? Sevda kendi gözleriyle görmüş senin vurduğunu. Tabii. Belki de Sevda'nın öyle görmesi planlanmıştır, ha? Olabilir mi? Anlamadım. Şöyle diyorum Uygar. Sevda'nın kardeşi benim mahallemde hapsatıyor. Ben müdahale edince de biri Sinan'ı kaçırıp beni tuzağa çekiyor. Sonra da Sinan'ı ben öldürmüşüm süsü veriyor. Bütün bunlar tesadüf mü diyorsun? Bilmem. Neden bana soruyorsun? Anlamadım. İfadeniz tamam. Buyurun. Okuduktan sonra imzalayın lütfen. Teşekkür ederim. Siz çıkabilirsiniz, buyurun. Ben bir Sinan'a bakayım. Bak Uygar. Bu işin arkasından sen çıkarsan, bu hayatta senin için gidilecek bir adım yol, alınacak tek bir nefes kalmamış demektir. Sen ne yüzle buraya geldin ya? Polis! Sevda dur. Bir dur. Bir dinle. Neyini dinleyeyim? Kardeşimi vurdun. Hayır Sevda. Kardeşini ben vurmadım. Lan söyleme. Kendi gözlerimle gördüm, kendi gözlerimle. Silah elindeydi. Sevda, bak. Kardeşini vuran adamın peşine gitmek için aldım elime o silahı. Kardeşine ben ateş etmedim. Beni de tuzağa düşürdüler. Oraya çektiler beni. Bak ben de vuruldum orada. Hiç vurulmuşa benzemiyorsun ama. Üstümde çelik yelek vardı. Kurşunlar ona isabet etti. Kendimden geçmişim, bayıldım. Uyandığımda kardeşin yerde baygın yatıyordu. Çelik yelekle mi tuzağa düşürüldü? Sana inanmıyorum Ali. Sevda, bir düşün. Ben kardeşini niye vurayım, ha? Hem... Polisler tutuklamıştı seni. Nasıl kaçtın onların elinden? Abla. Sinan. 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 Sinan ablacığım. Bir tane. Yanındayım ablacığım. Doktorlar her şey yolunda dedi. İyi olacaksın, tamam mı? Gel sen, gel. Abi ne oluyor? Bu laneti bu mahallede satanı da sattıranı da gebertirim, anladın mı?
unutma. Söyle abla. Bu adamın burada ne işi var? Korkma. Korkma ablacığım, ben yanındayım, tamam mı? Kimse sana bir şey yapamayacak. Ben yanındayım. Hem polisler gelecek birazdan. Tutuklayacaklar onu da, tamam mı? Yanındayım. Nerede kaldı? Nerede kaldı? Polisler nerede kaldı? Sevda bir dur. Bir dur ve dinle. Bir dur, bir dinle. Seni ben vurmadım Sinan. Ben vurmadım. Sinan. Anlat. Biri kaçırdı beni. Bir yere götürdü. Kim? Bu adam mıydı? Görmedim ama. Ama bu mahallede tehdit etmişti beni. Tehdit mi etti? Neden? Söyle ablacığım, neden? Abla. Söyle. Ben... Kızmayacaksın ama. Kızmayacağım. Kızmayacağım. Kızmayacağım, sen söyle. Ben... hapis atıyordum abla. Sinan. Niye böyle bir şey yaptın? Mecbur bıraktılar. Kimler yaptırdı? Yine o adamlar mı? Pilot. Tehdit etti beni. Sen ne akla kardeşimi tehdit ediyorsun ya? Ortada suç varsa polis var, mahkeme var. Sana mı kalmış? Sen kimsin? Pardon. Sen Ali hocasın ya. Mahallende bu işleri yapanları yaşatmazsın değil mi? O yüzden benim kardeşimi vurdun değil mi? Polis. Polis. Polis yapmam hadi. Bir dur, bir sakin ol. Bak kardeşini ben vurmadım. Şimdi bir dinle. Ama hepsini dinle önce. Sinan. Tamam, ben seni uyardım. Ama sonra ne oldu? Hepsini anlatır mısın? Senden kaçtıktan sonra bir kaçırdı beni. Görmedim. Gözlerimi bağladılar. Polis, tutuklayın bu adamı. Kardeşimi vurdu. Kardeşimi vurdu, tutuklayın. Biz Aslan'ın ifadesini almak için geldik. Lütfen olayı boşaltır mısınız? Biz de Aslan'ın ifadesini alalım. Sevda. Bak bunu kim niye yaptıysa, kimden talimat aldıysa getirip senin önüne atacağım. Sana söz veriyorum. Kardeşimi vurdu diyorum, niye anlamıyorsunuz? Tutuklayın. Olay amirlerimiz tarafından bize bu şekilde aktarılmadı. Lütfen odayı boşaltır mısınız? Biz de böylelikle ifade işlemini tamamlayalım. Lütfen buyurun. Thank you.
Beyefendi lütfen çıkar mısınız? İfade alıyoruz burada lütfen. O adamı gördüm. Ne iş var burada? He? Bilmiyorum. Ben yapmadım diyor. Bu adam durmayacak. Bu adam durmayacak. Sinan hiçbir şey görmemiş amca. Gözleri hep bağlıymış. Güzel. Kepçe ölürse Ali hiçbir şey öğrenemez. Gidelim Hüdaverdi. Sevda'nın kardeşini vuran adamı bulmamız lazım. Kim ki hocam o adam? Bilmiyorum. Bilmiyorsak bulamayız hocam. Ama bulsak bilirdik. Nasıl bulacağız? Bir adres bırakmıştı. Oradan buluruz. Hadi gidelim. Gidelim dedim. Kim bu? Ne buluyorsun bu adamlarda? Hocam, Kurt Bey beni niye sevmiyor? Boş ver Hüdaverdi. Bazıları tarafından sevilmemek nimettendir. Hocam, bu numaralar niye böyle sürekli dönüyor? Sabıkalıların dosyalarına ulaşmaya çalışıyorum Hüdaverdi. Eğer bu adamın sabıkası varsa kesin polis kayıtlarına geçmiştir. Köksal. Yine gelecek. Hemen gitmemiz lazım. Ali'yi mi gördün sen? Sen nereden biliyorsun? Ben de kapıdan çıkarken gördüm. Bir dakika, bir dakika. Sen bu heriften neden bu kadar çok korkuyorsun? Belli ki bizim çocukla bir husumeti var bunun. E baksana hastaneye kadar peşinden gelmiş. Onu saklamam lazım. Haklısın. Burası güvenli değil. Hiç değil. Aklıma bir şey geldi. Ne yapayım kızım? Bir düzgünce anlatmıyorsun ki şu olayı. Sinan'ın o adamla ne işi varmış? Neden kıymış benim yavruma? Sen benden ne saklıyorsun? Ne saklayacağım anne ya? Bir şey saklamıyorum. O zaman o adamın burada ne işi var? Bilmiyorum. Kardeşini ben vurmadım demek için gelmiş işte. Hadi hemen gidiyoruz buradan. O nereden çıktı ya? Nereye gidiyoruz? Bir saat içinde gidiyoruz buradan. Toparlanın. Köksal nereye gidiyoruz ya Sinan bu haldeyken? Gidiyoruz dedim Hayriye, bu kadar. Nereye? Uygar Bey'in evine. Ne? Saçmalama baba, ne alaka? Ya burası güvenli değil. Nasıl güvenli değil? Koskoca hastane, her yer polis kaynıyor. Ya polisler adama bir şey yapamadı işte, görmedin mi Sevda? Serbest bırakmışlar. Uygar Bey güvenliğimiz için bizi evinde misafir edecek.
Sevda, Sinan'ı riske atamayız. Bak bu herif çok tehlikeli. Elini kolunu sallaya sallaya buraya kadar girdi, sen de gördün. Seni de gördüm. Beni kaçırmadın mı sen? Ya ben seni korumak için kaçırdım. Ya bugün durduk yere kardeşini vuran, yarın sana ne yapmaz? Allah korusun. Ya ben senin iyiliğin için... Sen benim iyiliğimi falan düşünme, tamam mı? Benim iyiliğimi istiyorsan benden uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Sevda yeter. Yeter. Ya Uygar Bey bizim güvenliğimiz için evinde bir süre bizi misafir edecek işte. Ya hastane köşelerinde kalmaktan kurtulacağız, fena mı? Teşekkür edeceğine bak ne diyorsun? Uygar Bey, şimdi Sinan bu haldeyken gidemez zaten. Siz orasını hiç merak etmeyin. Her şey ayarlanacak. Evde şimdi odasını da hazır ediyorlar. Bir ambulansla buradan nakledilecek. Ay, çok teşekkür ederiz. Size zahmet vermeyelim. Ya zahmet ne demek? Lafı mı olur? Evimin kapıları size sonuna kadar açık. İstediğiniz kadar kalırsınız. Hem Sinan bizim evde daha güvende olacak. Ona daha iyi bakılacak. Bir an evvel de iyileşip ayaklanacak. İnşallah, inşallah. Anne, ne işimiz var bizim bu adamın evinde? Sus anneciğim artık. Sevda, yeter. Size söz veriyorum. Sizi o heriften koruyacağım. Bizi senden kim koruyacak? Sevda. Baba, bu adamın evinde kalamayız. Peki şimdi oturduğumuz ev kimin kızım? Onun değil mi? Ne fark ediyor? Gidiyoruz. Bitti. Tamam. Hazırlanın hemen. Anneciğim babanın bir bildiği var demek ki. Hem benim Sinan'ım orada daha iyi bakılacak. Of anne. Of. Of. Patron, ya Ali öğrenirse? Ya öğrenirse öğrensin. Zorla götürmüyoruz ya. Gönül rızasıyla geliyorlar işte. Ne diyecek ki? Sen öyle diyorsan öyledir patron. Ya Sarp sen de patron deyip durma Allah aşkına. Yılların alışkanlığı işte. O yıllar eskide kaldı. Sen benim sırdaşımsın oğlum. Hadi ben gidiyorum. Sen de işleri halledersin. Sen nereye? Pilotun yanına gidiyorum. Arayıp duruyor. Bari her şeyi benden öğrensin. Onu Ali'nin üstüne salacağım. Nasıl? Sinan pilotun malını satarken vurulmadı mı? Koskoca pilot adamının vurulmasına sessiz kalmaz herhalde değil mi? Hocam. Gerçek adı Sait Değirmenci. Namı diğer Kepçe. Bakalım neler yapmış bu adam. Sayfalarca sabıka kaydı var. CV'si epey sağlam. Boş yere ona ihale edilmemiş bu iş. Neredeymiş hocam bu adam? Telefonunu ver. Buyur hocam. İnsanlar yaralandıklarında kendilerini en güvende hissettikleri yere giderlerdi herhalde. Yollardan, duvarlardan, insanlardan emin olmak isterler. Gidip şu adamın mahallesine bir bakalım ederlerdi. Gidelim hocam. Kepçeyi kulağından yakalayalım. Hadi. Abla. Sinan. Hani o.
Ali Hoca. Çok iyi biriydi. Yanılmışım ablacığım. Özür dilerim. Özür dilerim. Mahallede uyuşturucu sattığını söyledim. Bana söz vermiştin. Neden tekrar satmaya başladın? Zorla yaptırdılar abla. Dedim sana. Tamam. Tamam. Tamam, geçti ablacığım. Geçti. Geçti bir tanem. Sen nerelerdesin Uygar, ha? Telefonlara da çıkmıyorsun. Bu Sinan hala ortalıkta yok. Sen bir şey duydun mu? Haberin yok mu? Hayırdır? Biz neyi kaçırdık, neyi ıskaladık Uygar? He? Bir vukuat mı oldu? Vukuatın kralı oldu pilot. Senin adamın Sinan'ı vurmuşlar. Vurmuşlar mı? Gerçi senin adamın sayılmaz. Ama yine de senin malını satarken vurulmuş. Ölümden döndü çocuk. Kim vurmuş lan? Ali. Ali, ben çocuk ortalıktan kaybolunca ilk ona sordum. Sen bir şey mi yaptın dedim. İnkar etti. Hatta bana artık kendi adamlarını öldürmeye mi başladın yoksa dedi. Ne diyecekti pilot? Hem senin adamını vurup karşına geçip ben vurdum mu diyecekti. Yaşatır mıydın adamı? Alnının ortasından vurmaz mıydın? Nasıl olmuş? Mahallede senin verdiğin hapları satarken yakalamış. Bir kuytuya çekip kurşunlamış çocuğu. Lan bana bak Uygar. Yoksa sen hocaya öldürtmek için mi Sinan'ı mahalleye gönderttin bana? Hı? Ne diyorsun sen pilot? Ben senden bir şey saklar mıyım? Bak işin doğrusu, ben bu çocuğu uyuşturucu işine sokup sonra da oradan kurtaracaktım. Böylece Sevda'nın kahramanı olacaktım. Ama ne bileyim Ali'nin çekip çocuğu vuracağını. Hem tövbe etti demediler mi bu herif için? Cehenneme turistik gezi yapılmaz Uygar. Dikkat et, yanarsın. Ya ne demek istiyorsun sen? Sevdiğim kızın kardeşini vurduracak adam mıyım ben? Yapar mıyım böyle bir şeyi? Bakacağız. Hiçbir şey bilmiyorsun, bir de bakacağız diyorsun pilot. Adam yarım bıraktığı işi tamamlamak için hastaneye kadar geldi. Yakalanmadı mı oğlum bu adam? Polis serbest bırakmış. Bak pilot, bu herifin arkası karanlık. Ben onun karanlıkta gören gözlerini... Nerede şimdi? Dedim ya hastaneye geldi diye. Ya etraf polis kanıyordu. Dokunmadılar bile herife. Elini kolunu sallaya sallaya çekip gitti. Ben Sinan'ı şimdi güvenli bir yere götürüyorum. Bakıyorum artık adamlarını da koruyamıyorsun pilot. İyi de o tıfıl çocuk pilotun adamı değil ki. Ne demek değil lan? Sonuçta benim malımı satarken kaldırıldı. Koruruz Uygar. Koruruz, sen merak etme. Biz adamlarımızı da koruruz, dostlarımızı da koruruz. Ama eğer biri yüzümüze gülüp kuyumuzu kazıyorsa,
biz onu o kuyuya dikine gömeriz, anladın? Vedat, hadi gidelim. Şu cambazın ipini keselim. Çok şükür. Sen iyi misin? Geç otur. Çok şükür Sinan iyi. Ama ben pek iyi sayılmam. Niye? Bak iyiymiş işte Sinan. Tuğçe kurtarıcım dediğim adam kardeşimi vurdu. Allah kahretsin. Yeniden uyuşturucu satmaya başlamasaydı bunların hiçbiri gelmeyecekti işte başımıza. Ali Hoca mı vurmuş peki, kesin mi? Bilmiyorum. Ben yapmadım diyor. Ama gözlerimle gördüm. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi. Babam da kalkmış Uygar'ın evine gidelim diyor. O neden? Burası güvenli değilmiş. Onu da anlamadım ki ne yapmaya çalışıyor. Selamünaleyküm gençler. Aleyküm selam. Birini arıyorduk da bize yardımcı olur musunuz? Vallahi ne aradığınızı bilmem ama çok ters bir yerdesiniz beyler. Yani demek istiyorum ki bu mahallede beladan başka bir şey bulamazsınız. Eyvallah. Biz kendimiz bulalım o zaman. Kim oğlum lan bunlar? Ha? Bakalım mı? Oh, iyi de oldu. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Oğlum bir bak bakayım bana. Buyur usta. Koş iki tane çay kap gel abinlere. Tıraşa gelmedik ya, birine soracaktık da. Hocam ben gelmişken bir tıraş olayım. Tabii buyurun, gelin buyurun oturun. Oğlum sen de şu havluyu bir değiştir. Ver temiz havluyu. Nasıl yapalım? Bilmem. Tıraş. Kısaltalım o zaman. Bu adamı arıyoruz. Adı Sait. Bir işimiz düştü de kepçe diyorlar. Ben tanımıyorum. Lan bak bakayım sen bu adamı tanıyor musun? Yok usta, görmedim. Sen koş iki tane çay kat gel abinler hadi.
Sen de geç otur kardeşim. Bizim buralardansa buluruz. Sıkıntı olmaz. Sen bizim. Kepçeyi arıyorlar. Neyse tamam. Biz kendimiz bakalım ya. Hadi Hüda verdi. Çay söylemiştik. Çay içecektik. Eyvallah. Bir dahaki sefere sağ olasın. Sinan? İyi misin ablacığım? İyiyim abla. Bir şeyler hatırlayabildin mi? Ne gibi? Bileyim. Seni vuranın yüzü gibi falan. Gözüm kapalıydı abla. Dedim ya sana. Sesini de mi duymadın hiç? Hatırlamıyorum. Tamam. Hah, uyanmıştı. Gidiyoruz hadi. Hayriye. Giydir pijamaları çabuk çabuk çabuk. Gidiyoruz oğlum, gidiyoruz. Yavaş yavaş yavaş. 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 Yavaş, dikkat dikkat çıkarın. Yanındayım ablacığım. Baba gitmek zorunda mıyız birbirine bine ya baba? Kızım çok uzatıyorsun. Daha kaç kere anlatacağız Allah aşkına ya? Kaç kere anlatırsan anlat, anlamayacağım. Sinan'ın yanına sen mi biniyorsun? Ben bineceğim. Ya hadi o zaman. Ablacığım. Sen buralarda bekle, daha ver. Tamam hocam. Kepçeyi görürsem kulağına yapışırım. Konuşmamız lazım kepçe. Kepçe! Aç kapıyı, sadece konuşacağız. Ya nerede kaldı? Bizim arkamızda değil miydi bunlar? Şimdi gelirler. Nurten. Oda hazır mı? Hazır Uygar Bey. Seni niye çağırdığımı sakın unutma. Tabii Uygar Bey. Bu aile ne konuşuyor, ne ediyor her şeyden haberim olacak. Hiçbir şey atlama. Siz hiç merak etmeyin. Şunu içeri al. Anneciğim. İyi mi anneciğim kardeşin? İyi mi? Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Şöyle yavaş yavaş götürün. Hepiniz hoş geldiniz. Ne olur kendi eviniz gibi düşünün. Yabancılık çekmeyin. Şöyle alalım arkadaşlar. Köksal, bizim burada kalmamız doğru mu sence?
Ya Hayriye, başka çaremiz mi var Allah aşkına? O adamdan ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Lan delireceğim ben ya. Adam neden benim oğluma bunu yaptı? Neden benim oğluma bunu yaptı ya? Canım, annemlere uyuşturucu meselesinden bahsetmedim. İstersen sen anlatırsın. Sağ ol abla. Ben gideceğim birazdan. Burada kalamam. Anlıyorsun beni değil mi? Haklısın abla. Keşke gelmeseydik hiç buraya. Sen bunları düşünme. Bir an önce iyileşmeye bak. Zaten annemle babam burada. Çok kalmayacaksınız. Ben de birkaç güne seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Evimize gideceğiz, merak etme. Tamam abla, sen düşünme beni. Seni sürekli arayacağım bir tane. Tamam abla, sen üzülme. Ben iyiyim. Sen de bir şey olursa ara beni. Sürekli ara. Sevda. Sevda, neden böyle yapıyorsun? Neden korkup kaçıyorsun benden? Seni sevmekten başka ne yaptım ben? Ne yaptığını hatırlamıyor musun gerçekten? Özür diledim. Yine dilerim. Bak, ne yaptıysam ben sana olan aşkımdan yaptım. Aşk mı? Sen buna aşk mı diyorsun? Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Biliyorum. Biliyorum, çok büyük bir hata yaptım. Ama söylüyorum işte sana. Sana olan aşkım için yaptım. Dinlemek bile istemiyorum. Anlamıyor musun ya? Tiksiniyorum senden. Daha fazla gözümde küçülme istersen. Birazcık bir gururun olsun. Aşk bende gurur bırakmadı Sevda. Sana olan sevgime söz geçirebiliyor muyum sanıyorsun? Ya aklım uçup gitti. Seni sevmekten başka hiçbir şey düşünemiyorum. Bir de sen bana böyle nefretle bakınca... Bu dünya dipsiz bir kuyuya dönüşüyor benim için. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sana olan sevgime bir çare bulamıyorum. Bak... Ne olur beni affet. Ne olur anla ve affet. Bak, bir tek sana olan sevgim için özür dileyemem. Geri kalan yaptığım her şey için çok üzgünüm. Özür dilerim. Affet beni. Bak Uygar. Bey. Her şey bir yana, bana olan aşkına asla inanmıyorum. Senin peşinde koştuğun şey aşk falan değil. Sen saplantıların adına aşk koymuşsun sadece. Bende aradığın şey bende yok. Bütün kayıpların adını sevda koymuşsun. Zannediyorsun ki bana kavuşursan her şeye kavuşacaksın. Ama yanılıyorsun. Bak, benden sana dostça bir tavsiye. Sen beni unut. Hayata başka bir yerden tekrar başla. Yapma Sevda. Ne olur yapma. Ben sensiz yaşayamam. Yapamam bunu. Elimden gelmez. Bu dünyada senin yanından başka bir yer yok benim için. Tamam, biliyorum. Bana kızman çok normal. Ama yaptığım her şey için çok özür dilerim.
Milyonlarca kez yalvarıyorum, ne olur affet. Lütfen, lütfen bana bir şans ver. Son bir şans. Seni üzdüğüm her şeyi, babanla ilgili olanlar da dahil, hepsini telafi edeceğim. Beni kötü tanımana neden olan bütün hatıraları sileceğim. Sandığın gibi bir adam olmadığımı, seni sevmekten başka hiçbir suçu olmayan bir adam olduğumu göstereceğim sana. Seni çok mutlu edeceğim. Yeter. Daha fazla dinleyemeyeceğim. Tamam, tamam, tamam. İstersen odana çık, dinlen biraz. Bütün bunları sonra konuşuruz. Gel sana odanı göstereyim üst katta. En güzel odayı hazırlattım senin için. Nasıl ya? Sen gerçekten burada kalacağımı düşünüyor muydun? Rüyanda bile göremezsin. Sevda! Nereye kızım? Gidiyorum baba. Kızım niye beni anlamıyorsun? Dışarısı güvenli değil diyorum sana. Baba siz beni niye anlamıyorsunuz? Burası da benim için dünyanın en tehlikeli yeri. Ya o adam sana ya bir şey yaparsa? Saçmalama anne. Niye böyle bir şey yapsın? Adamın o kadar evinde kaldım, bir şey yapmadı. Üstüne benim için kurşun yedi. Niye bir şey yapsın? O zaman kardeşin niye vurdu? Ben hapis atıyordum abla. Ha Kümsal! Kümsal! Baba ver onları bana. Ne lan bu? O başka, bu başka. Ne yani şimdi kardeşini vuran adamı mı savunuyorsun bize? Baba benim kimseye savunduğum falan yok. Niye anlamak istemiyorsunuz? Birazcık mantıklı düşünün. Belli ki Ali ile Sinan arasında bir şey oldu. Bize niye bir şey yapsın? Hem bu saçma sapan korkunu anlayamıyorum baba. Bilmediğimiz bir şey mi var? Yok. Yok canım. Bilmediğin ne olacak? Ya yok bir şey. İyi. Ben gidiyorum. Kız haklı Köksal. Abartıyorsun. Ya niye o adam ona bir şey yapsın? Bilmediğin şeyler var Hayri. Neymiş bilmediğim şeyler? Yok bir şey. Saklıyorsun. Abi hoş geldiniz. Var mı bir isteğiniz? Geçen buralarda bir vukuat olmuş. Bu Ali Hoca denen herif bizim elemana bulaşmış. Sizin haberiniz var mı? Kim sattı bu laneti bu çocuğa? Hocam, şu üst sokakta tanımadığımız tipler belirdi. Onlar olabilir. Neden söylemiyorsunuz bana? Abi, o sizin eleman mıydı? Ya o burada torbacılık yapıyordu. Ali Hoca da bir miktar uyardı, o kadar. Oğlum ne uyarması lan? Bildiğin vurmuş çocuğu. Ne? Kim vurmuş? Abi sizin bir yanlışınız olacak. Bizim tanıdığımız Ali Hoca kimseyi vurmaz ya. Yani vurmuş da olabilir tabii. Sonuçta her insan katil olabilir abi. Ali Hoca da vurmuştur. Yani kesin vurmuştur. Zaten mahallede tehdit etti çocuğu geçen. Bir adam vurmadığı kalmıştı, onu da yaptı işte. Belliydi böyle olacak. Beyler, buyurun bir çayımızı için. Kızımız eczacı galiba. Evet. Bu dükkan da onun sanırım. Evet. Yok efendim, biz size hiç rahatsızlık vermeyelim. Estağfurullah, ne rahatsızlığı? Buyurun.
Ayolun lan. Abdullah çay getir misafirlerimize. Buyurun, buyurun beyler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, bu adam kar küresini nereden biliyor? Kardeşiniz olabilir mi acaba? Gerçi size hiç benzemiyor ama. Hayır Hüdaverdi. Bu sadece adi bir tetikçi. Hadi mecbur bıraktılar, bana ateş etmek zorunda kaldı diyelim ama... kardeşim olsaydı benden kaçmazdı. Kardeşiniz olsa size ateş de etmezdi hocam. Ama bunu ona yaptıranlar kardeşimi tanıyor olabilirler. Kar küresini de ondan öğrenmişlerdir belki. Yani onları bulabilirsem kardeşime ulaşabilirim demektir. İnşallah hocam. İnşallah. Sen burada kal Hüdaverdi. Bu adama göz kulak ol. Ben gidip Sevda'yı getireceğim. Kendi kulaklarıyla duysun kardeşini vurmadığımı. Tamam hocam. Selam. Nasılsın? Biraz ağrım var ama iyiyim. Hemşireyi çağırayım mı ister misin? Gerek yok, teşekkürler. Çok korkuttun bizi. Nasıl? Odanı beğendin mi? Çok. Teşekkür ederim. Size de zahmet verdik. Öyle şeyleri söyleme sen. Ben senin abin sayılırım. Bundan sonra neye ihtiyacın olursa çekinmeden söyle. Kendi evin bil burayı. Bak Sinan, belki duymuşsundur. Ablanla aramızda bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Aslında benim tek niyetim ablanı seni vuran adamdan korumaktı. Yine de böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olduğum için bir türlü kendimi affedemiyorum. Ama merak etme, her şeyi telafi edeceğim. Hadi bakalım. Sen bir an evvel ayağa kalkmaya bak. Bu konuyla da ilgili artık her şeyle ben ilgileneceğim. Hadi. Ben şimdi hemşireyi çağırayım sana. Köksal bak. Ya bir şey demedim ama hiç içime sinmedi. Ya kendi evimiz dururken. Ya hayır yeter Allah aşkına. Kendi evim dediğin de Uygar Bey'in evi. O başka bu başka. Geldik kurulduk adamın evine. Tehlikedeyiz, tehlikedeyiz diyorsun da. Tamam bizim oğlanla adam bir şey için takışmış, vurmuş, elleri kırılasıca. Ama neden bize bir şey yapsın? Ağzında geveleyip duruyorsun. Sen benden ne saklıyorsun Köksal? Hayriye Hanım, Sinan Bey sizi çağırıyor. Ne oldu ki? Ne oldu anneciğim? İyi misin? İyiyim anne. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Söyle annem, ikimiziz burada. Köksal. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Hiçbir sıkıntı yok Uygar Bey. Sadece size karşı biraz mahcubuz o kadar. Ya bırak şimdi bunları. Sen Sevda ile ilgilen. Gelsin kalsın şurada. Koca villa. Hem ailesinin yanında olur hem burada daha güvende olur. Ne gelmeyeceğim diye tutturdu. Yok siz ona bakmayın. Gelir gelir. Ablam size anlatmadı ama... ben mahallede... haps atıyordum. Ne?
bulaştın o uyuşturucu işine? Annem, vallahi billahi isteyerek yapmadım. Zorla mı sattırdılar sana? Anne, boş ver orasını. Bitti gitti işte. Hoca denen adam ondan mı vurdu seni? Bilmiyorum, galiba. Beni vuranı görmedim ki ben anne. Anne, bak babama sakın söyleme. Sakın. Tamam anne. Tamam kuzucuğum, tamam. Sen üzülme. Ben bundan sonra o adama ne selam veririm, ne de selamını alırım. Yahu bir sakin olun. Durup dinlemeden konuşuyorsunuz. O kız, o kız hocayı bozdu. Daha önce öyle değildi. Bak bey diyor, kızın bu işle bir alakası yokmuş. Siz de taktınız bu kıza. Doğru, kızla bir alakası yok. Ne? Adam torbacıyı vurmuş. Hayır, benim anlamadığım, bu mahallede sana hoca demişler. Sana saygı göstermişler. İtibarın var, ağırlığın var. İşinde, gücünde olan insanlardan ne istiyorsun? Değil mi ama? Peki, siz demediniz mi torbacıymış diye? Öyleymiş. İşte bakın, asıl mesele ona bu işi verenleri bulmakta. Yılanın başını orada ezmek lazım. Yani doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Belki onların da gerçekleştirmek istedikleri bir takım hayalleri var. Saygı duymak lazım değil mi ama? Neye saygı duyacağım Allah aşkına? Ben onları bulsam şurada meydanda dar ağacına sallandırırım vallahi. Çocuklarımızı asıl zehirleyenler onlar. Aynen, doğru söylüyorsun oğlan abi. Duygu. Şu adam sabah bizi eczanede o serseriden kurtaran adam değil mi? Baksana bir. Babanla ne konuşuyorlar acaba? Ne bileyim anne, bana mı soruyorsun? İş adamıyım demişti değil mi? Ne iş yapıyor ki? Nereden bileyim? Tamam sen git. Ben babanla bir şey konuşup geleceğim. İyi tamam. Sevda benim. Konuşmamız lazım. Seninle konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Ha, bir dinle sen. Buluşmamız lazım. Masum olduğumu anlayacaksın. Hastaneden çıkmışsınız. Neredesiniz şimdi? Sen nereden biliyorsun hastaneden çıktığımızı? Benden de ailemden de uzak dur, tamam mı? Uzak dur. Duygu. Duydun mu senin kıymetlinin son marifetini? Ay anne, bir kere de şu eczaneye iyi bir haberle gir ya. Yollarını gözlediğin o adam var ya, gitmiş birini vurmuş kızım. Kim? Kilimci. Kızım sen bu adamın adını duyunca niye duymaz anlamaz oluyorsun bilmiyorum ki.
Kim olacak kızım? Ali Hoca, Ali, Ali! Ali. Ali öyle bir şey yapmaz. Ha, tabii yapmaz canım. Ben de nereden çıkarıyorsan böyle şeyleri. Ah benim akılsız kızım. Ah ben seninle ne yapacağımı bilmiyorum. O çok değer verdiğin Ali Hoca var ya... evine aldığı kızın gitmiş kardeşini vurmuş. Hangi kızın? Sevda'nın mı? Yok. Yok ya anne... sen ne diyorsun anne ya? Ne diyorum ki ben? Ne diyeceğim? O hocanın etrafında bık 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 böyle dolanmaya devam et. Gelsin bizi de vursun diyorum. Rahatlarsın. Sen sağ ben selamet. Anne saçmalama. Nereden duydun bunu? Senden başka. Herkes duydu kızım herkes. Bir sen duymadın. Öyle kulaklarını tıkarsan duymazsın tabii. Çık bakalım dışarı bir sor. Herkes hocanın vurduğu adamdan bahsediyor. Herkes gerçek yüzünü gördü. Bir sen görmedin. Hoca. İyi zıpladın. Güzel zıpladın. Ama buraya kadar be hoca. Pilot. Bak hiç sırası değil. Seninle sonra ilgilenirim. Ama şimdi işim var. Çekiliyor onunla. Hayırdır? Nereye hoca? Benim adamıma delik açana ben de delik açarım. Tetiği çeken el... kurşunun nereye gittiğini iyi hesap edecek hoca. Seni hiç anlamıyorum ya. Olan bitenden zerre kadar haberin yok değil mi? Sen bu saflıkla bu alemde nasıl ayakta kaldın? Hayret. Her şeyi biliyorum lan ben. Sinan'ı nasıl vurduğunu da... bağlantılarını kullanarak nasıl serbest kaldığını da... ama buraya kadarmış be hoca. Musalladasın. Birazdan kabrine doğru yola çıkacaksın. Sen de bunun için silahını beline, adamlarını peşine taktın. Geldin kendi mahallemde bana racon kesiyorsun, öyle mi? Bunlarla mı korkutacaksın beni? Vedat. Oğlum siz hiç karışmayın. Uzun zamandır yumruk yumruğa kavga etmedim. Özlemişimdir. Şimdi göstereceğim sana. Pilotun adamına dokunmak neymiş? Madem laftan anlamıyorsun... o zaman anladığın dilden konuşacağız demektir. Gel bakalım. Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır.
Bir daha sakın unutma, tamam mı? Oradan kalkma. Yenildin. Boşuna öldürtme kendini bana. Yenilmedim hoca. Vazgeçmedim. Vazgeçmeyen kazanır. Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Bir daha sakın unutma, tamam mı? Tamam abi, unutma. Güçlü olan değil, vazgeçmeyen kazanır. Ya biri sana vurursa sen de ona vur. Sen pes etmezsen o pes etmek zorunda kalır. Hayırdır hoca? Vazgeçmeye mi karar verdin? O lafı nereden duydun? Hangi lafı? Vazgeçmeyen kazanır. Sokağın raconudur bu. Sen bilmezsin. Sokaklarda kararsızlara, bırakıp kaçanlara, vazgeçenlere yer yoktur. Ha. Bu soru ne alaka? Niye sordun? Boş ver. Bak pilot, senin hiçbir şey bildiğin yok. Sinan'ı vuran adam elimde. Nasıl yani? Sen vurmadın mı Sinan'ı? Bana tuzak kurdular. Sinan'ı vurup suçu üzerime attılar. Madem öyle, ver bize o adamı, biz her türlü konuştururuz. Değil mi lan Vedat? Olmaz. O adam senden çok bana lazım. Bu işin arkasında kimin olduğunu anlatacak bana. Varsayalım mevzu senin dediğin gibi. Kim bu adamlar? Hı? Ne istiyorlar senden? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bu Sinan'ı mahalleye sen mi gönderdin? Ne manada? Şu manada. Eğer Sinan'ın mahalleme gönderilmesinde başkalarının parmağı varsa... olayla ilgileri olabilir. Şşş. Ağır ol hoca. Bize kimse talimat veremez. Ama ben bu saatten sonra bu işin peşini bırakmam, merak etme. İyi yaparsın pilot, bırakma. Ama şunu bil. O adam konuşur da bu işin arkasında sizin olduğunuzu anlatırsa... işte o zaman taş senin kafanda patlar ona göre. Pilot, Sinan'ı mahalleye Uygar'ın gönderttiğini niye söylemedi kardeşim? İspiyoncu muyuz oğlum biz? Kendi işimizi kendimiz görürüz. Önce şu işin doğru düzgün bir röntgenini çekelim. Sonra herkesin hesabını önüne koyarız, merak etme. Hadi. Sana bana anlattıklarınla ilgili... özellikle de kar küresiyle ilgili bir şey soracak olurlarsa... hatırlamıyorum diyeceksin. Anladın mı? Uygar Bey, ben söylediklerinizi yaptım. Yaptım ama... Ama ne? Yani olayların bu noktaya geleceğini bilmiyordum. Sinan benim de kardeşim sayılır. Ne demek istiyorsun sen Tuğçe? Ben size aşkınıza olan saygımdan yardım ettim. Tamam. Sevda ile birlikte olmanızı isterim. İsterim ama... Sadede gel Tuğçe. Eğer Sinan sizin yüzünüzden vurulduysa... Tamam kes, uzatma. Madem üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokuyorsun... o zaman kulağını aç da beni dinle. Ali Hoca mahallede uyuşturucu sattığı için vurdu Sinan'ı. Doğrusu bu. O küçük aklını da bu saçma sapan komplo teorileriyle boşu boşuna meşgul etme. Bakın,
Eğer anlattığınız gibi değilse... Ne yaparsın Tuğçe ya? Ha? Ne yaparsın? Aç. İyi günler Tuğçe Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Hapiste olmanız gerekmiyor mu? Sevda burada mı? Hayır. Bakın, onunla çok önemli bir şey konuşmam lazım. O yüzden buradaysa... Yok. Gerçekten yok. İnanmıyorsanız geçip bakabilirsiniz. Buyurun, gerçekten buyurun. Estağfurullah. Evinize girip arama yapacak değilim. Artık sizden her şey beklenir. Yalan sadece onaylanmak isteyenlere doğru gelir Tuğçe Hanım. Hayırlı günler. Şey düşündüm sadece... Düşünme Tuğçe. Sadece söylediklerimi yap. Aldığın parayı hak et. Anladın mı? Güzel. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Uygar Bey, siz de gitseniz iyi olur. Sevda gelir birazdan. Ali uzaklaşsın çıkacağım. Çok geçmiş olsun, kardeşim vurulmuş. Sağ ol. Seni uyarmıştım. Ne diyorsun sen? Ne uyarması? Sana bunu Ali'ye yapma dedim. Etrafında dolanma dedim. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ali kardeşimi vurdu diye suçlu ben mi oldum? Ne olduysa sen onun hayatına girdikten sonra oldun. Onun hayatını mahvediyorsun. Senden önce Ali'nin derdi sıkıntısı yoktu. Demek ki yeterince tanıyamamışsın Ali'yi. Sen ne diyorsun ya? Daha dün tanıdın Ali'yi. Ben Ali'nin her şeyini bilirim. Her şeyini. O zaman sen yanlış Ali'yi tanımışsın. Ya da Ali'yi yanlış tanımışsın. Hı? Ne demek bu? Ali sana acayip yeteneklerini gösterdi mi mesela? Neden bahsediyorsun sen? Karanlıkta görebildiğini biliyor muydun? Bilmiyordun değil mi? Ya da canı istediğinde trafik ışıklarını değiştirebildiğini biliyor muydun? Bence bunu da bilmiyordun. Bak, demek ki şu iki günde Ali'yi senden daha fazla tanımışım. Ama korkma. Kardeşimi vuran bir adamın peşinden koşacak değilim. Al, Ali'nin senin olsun. Ama bunun için beni değil, Ali'yi ikna etmen gerekiyor. Çünkü sabah akşam beni arıyor kardeşini ben vurmadım diye. Peşimden ayrılmıyor. Anladın mı? Sevda. Yine mi sen? Kardeşini vuran adamı buldum. Biraz konuşalım mı? Senin
seninle konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Beni rahat bırak. Lütfen. Ali, ben senin masum olduğunu biliyorum. Sağ olun Duygu Hanım. Biliyorum. Engel olamadığın bir şeylerin içine çekildin. Bir belaya bulaştın, kurtulamıyorsun. Ama ben sana güveniyorum. Yine de bütün bunların altından kalkacağını biliyorum. Bütün belalardan kurtulup eskisi gibi bu mahallede huzurla yaşayacağını biliyorum. Sen bana ne söyleyecektin? Biraz yürüyelim mi? Efendim amca. Ne? Kepçe Ali'nin elinde mi? Nerede? Tamam. Ben hallediyorum. Ne anlatacaktın? Masum olduğumu sana kanıtlayacağımı söylemiştim. Benimle gelirsen kardeşini benim vurmadığımı anlayacaksın. Nasıl anlayacakmışım? Dedim ya, kardeşini vuran adam elimde. Benimle gelirsen sana her şeyi anlatacak. O bekleyenin senin adamın olmadığını nereden bileceğim? Evet. Sana anlattığı detayları kardeşine sorabilirsin mesela, değil mi? O detaylara sen de hakim olabilirsin, öyle değil mi? Sonuçta ben oraya gelmeden önce sen oradaydın. Ne oldu? Niye cevap vermiyorsun hocam? Çünkü benim hakkımda böyle şeyler düşünmene katlanamıyorum. Şu düştüğüm duruma... Sevda, niye anlamıyorsun? Kar küresi dediler. Kardeşimle vurdular beni. Nihayet ona kavuşacağım sandım. Bu hasret bitecek sandım. Bir kumpasın içine çekildik, anlasana. Ben ortada bir kumpas falan göremiyorum. Peki. Seni benimle gelmeye zorlayamam. Madem artık bana güvenmiyorsun, söylediklerime inanmıyorsun, kardeşini benim vurduğuma, sana yalan söylediğime inanmıyorsun, sana başka bir şey söylemeyeceğim. Öyle olsun. Ali. Tamam. Geliyorum. Bakalım dediklerin ne kadar doğru. Sarp, acele et. Sana konum yolluyorum. Hemen harekete geç, hemen. Duygu abla. Ezgi'cim, daha sana kaç defa söylemem gerekiyor? Bana abla demen gerekmez diye. Kaç yaş var bizim aramızda? Tamam, ağzıma alışmış. Ondan öyle diyorum. Neyse ne, krem için geldin değil mi? Ha evet, tabii o da var da. Ben şey soracaktım.
Bu sabah burada gördüğüm yakışıklı. Pilot diyorlar. Onu yine mahallede gördüm. Kim o? Ne iş yapar? Sana ne? Ha, kimse kim? Al kremini hadi. Niye bu kadar sinirlendin ya? Hayır, aranızda bir şey varsa söyle bileyim. Ya ne alakası var Ezgi? Ay iyi o zaman. Dalış serbestiyorsun yani. Utanmıyorsun değil mi hiç? Ay niye utanacakmışım ya? Üniversitede bile bulamadım ben böylesini. Hadi. Hadi Ezgi'ciğim. Hadi kapatıyorum ben canım. Hadi. Hadi git nereye dalıyorsan dal. Hadi. Dalıyormuş. Sen o adamı nereden buldun? Polis işlerinden önce Muhittin'i, sonra da adamın kendisini buldum. İyi de polisler zaten seni serbest bırakmadı mı? Niye hala bu kadar uğraşıyorsun? Çünkü senin gözünde kardeşini vuran adam olarak kalmak istemedim. Benim senin hakkında ne düşündüğüm neden senin bu kadar umrunda? Kepçe konuşmadan öteki tarafa gitmeli. Sevda abla hoş geldin. Hocam diyor ki insan sevdiğinin gözünde masum olsun, gerisi önemli değil dedi. Ne zaman dedim öyle bir şey, bir daha verdim. Demedin mi? E kim söyledi o zaman? Sen onu boş ver de git su getir. Artık uyanma vakti geldi bunun. Tamam hocam. Döktü, ayıldı. Konuşma vakti geldi Kepçe. Benim kim olduğumu biliyorsan, konuşmazsan sana ne yapacağımı da biliyorsundur. Anlat bakalım. Sinan'ı kaçarken yakaladım. Bayılttım. O yere götürdüm. Önce buna, sonra o çocuğa ateş ettim. İkisi de öldü sandım. Çıktım. Seni geberteceğim! Geberteceğim pislikler! Sevda! Bırak! Bırak, geberteceğim seni! Tamam, sakin ol. Sevda, sakin ol. Sadece dinle. Daha bitmedi. Anlat Kepçe. Kardeşimle ilgili ne biliyorsun? Ve talimatı kimden aldın? Anlat. Anlatsana! Kafası delindi. Bir daha verdi, çık! Çıkalım buradan. Gel buraya. Burada güvendeyiz. Kim vurdu onu? Belli ki konuşmasını istemiyorlar. Kim bunlar Ali? Ne istiyorlar bizden? Bilmiyorum Sevda, bilmiyorum. Onları bulacağım. Sana söz veriyorum, onları bulacağım. Ne yaptın? Hallettin mi?
Evet. Konuşamadı değil mi? Sarp. Ali'yi akladı. Ne? Sevda kepçeye saldırıyordu çünkü. Ama bizi ele verdi mi bilmiyorum. Anlarız şimdi. Hadi aç şunu, aç. Açmıyor. Öğrendi mi yoksa? Hadi aç, aç. Otur şuraya. Burada bekle, olur mu? Dur. Dur, gitme. Ya sana da bir şey olursa? Olmaz. Allah'ın izniyle. Dışarı bakmam lazım. Gitmesen olmaz mı? Merak etme. Bir şey olmayacak. Hemen geleceğim. Dikkat et. Hüda verdi. Buyur hocam. Sen Sevda ile kal. Yanından ayrılma. Tamam hocam. Ne var? Sevda, annenler seni çok merak etmişler. Sana da ulaşamamışlar. İyiyim ben. Annemi ararım birazdan. Ali bizi bilmiyor. Amca kepçinin öldüğünü haber ver. Ali nerede kaldı ya? Korkma Sevda abla. Hocam için karanlıklar aydınlık. Biliyor musun? Hocam bana karanlıkta görmeyi öğretecekti. Ama kulaklarım iyi duymadığı için öğrenemedim. Senin kulakların iyi duyuyor mu? Ne durumdasın? Anlamadım. Hani diyorum ki kulakların iyi duyuyorsa sen de gece görmeyi öğrenebilirsin. Hocam öğretir. Ali sağ salim gelebilsin de. Başka bir şey istemiyorum. Sorun yok. Gidebiliriz. Çok şükür gelebildin. Haber verdim. Emniyetten gelip bununla ilgilenecekler. Hüda verdi. Sen onlar gelene kadar burada beklersin. Tamam hocam. Hadi gidelim. Köksal Bey, bakıyorum keyfiniz yerinde. Kızınız nerede, haberiniz var mı? Evet. Tuğçe'de. Sen de inandın değil mi Köksal? Hep aynı numara. Sevda o herifin yanında. Ali'nin mi? Yok. Yok, olmaz. Olamaz. Benim kızım kardeşini vuran adamla olmaz. Bunu sen nereden duydun peki? Tuğçe gözleriyle görmüş. Bir numara yapıp kandırmış Sevda'yı. Nasıl bir numara? Önce bir kurban bulmuş. Sonra da Sevda'ya kardeşini vuran bu adam deyip o aracıkta öldürmüş herifi.
Sadece Sevda'yı ikna için bir adamı öldürmüş. Öyle mi? Aynen öyle. Sevda da kalbi temiz tabii. İnanmış o herife. Yani kızın oğlunu vuran adamın yanında dolanıyor Köksal. Allah'ım. İşlediğim günahlar boğazıma sarılıyor. Benim aklıma takıldı. Sen nasıl böyle bir tuzağa düşebildin? Senin gibi her şeyi hesap edebilen bir adam... Kardeşimden bahsedilince... onu bulma ihtimalim... bütün hesapları siliyor Sevda. Adamı da konuşturamadım ki. Belki de gerçekten kardeşimle ilgili bir şeyler biliyordu. Sen kalp küresinden kimseye bahsettin mi? Yok. Bilmem. Ha, galiba Tuğçe'ye bahsetmiş olabilirim. Tuğçe'ye mi? Evet. Neden sordun? Yok bir şey. Senden şüphelendiğim için özür dilerim. Sana çok kötü şeyler söyledim. O sözleri duymayı hak etmedim. Önemli değil. Bunun için kendini üzme. Sonuçta sen gözlerinle gördüğüne inandın. Bu gayet normal. Gözlerimle görsem de inanmamam gerekirdi. Sen benim için neler yaptın? Aslında içimden bir ses senin hep masum olduğunu söyledi. Ama işte... Hadi tamam. Bundan bahsetmeyelim artık. Ali. Ben seni kaybetmekten çok korktum. Sen de korktun mu? Neyden? Beni kaybetmekten. Bilmem. Sinan. Ne olur beni affet oğlum. Benim yüzümden ne hallere düştün? Baba. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Oğlum biliyor musun? İnsan bazen istemeden de kötülük yapabiliyor. Baba. Ne demek istiyorsun? Boş ver. Bilmesen daha iyi. Ben bir eve gideyim. Söylememiş olabilirim ama ben seni çok seviyorum oğlum. O kadar çok seviyorum ki.
Anne! Anne! Hemşire! Sinan Bey. Sinan. Annem iyi misin? Anne babam. Babamı durdur anne. Ne oldu babana? Bilmiyorum, bir tuhaftı, böyle vedalaşır gibi konuştu benimle. Ne vedalaşması ya? Ne diyorsun sen? Anne bilmiyorum, adam kendine bir şey yapmasın. Nereye gitti? Eve. Eve gideceğim dedi bana. Tamam, ben gidiyorum eve. Ne yaptımsa, ne ettimse olmadı. Yine o herifle birlikte. Belki de yoluna bakmanın vakti gelmiştir Uygar. Ne demek istiyorsun Sarp? Ben sevdasız nefes alabilir miyim? Olmuyor işte. Görüyorsun. Olacak. Olmalı. Başka yolu yok. Yurt dışına çıksan. Biraz uzaklaşsan buralardan. İnsan kalbinden uzaklaşabilir mi Sarp? Sen de anlamıyorsun beni. Patron. Söyle. Köksal Bey de Hayri Hanım da gittiler. Nereye gittiler? Efendim, Ali Sinan'ı vuranı bulmuş. Ama adamı birileri öldürmüş. Kumpasın arkasında Uygar'la amca var diye düşünüyoruz. Teyit etmeye çalışıyoruz. Emin olunca bana hemen haber verin. Emredersiniz efendim. Bu kardeş meselesi nereden çıkmış? Uygar'la amca bir şekilde kar küresi bilgisine ulaşmış olmalı. Onu da araştırıyoruz. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Kardeşler birbirleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bu hep böyle kalmalı. Pilot. Bu işin arkasında kim var sence? Bu Sinan'ı kim vurdu? Hoca denen herif doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ha? Ne diyorsun? Hayırdır, hatıralara daldın yine. Abini mi hatırladın? Ya versene, benim annem verdi onu bana. Baksana, bebek gibi. Ağla bir de. Annem verdi, annem verdi. Ver şunu, ver. Veririm ama oradaki cüzdanı getirirsen. Ben hırsız değilim. O zaman ben de bunu kırarım. Bir daha küre falan göremezsin. Küremi ver. Öğretmenim, işte burada. Bizim odaya girmiş. Ne iş var o cüzdanın sende? Süleyman. Süleyman alıp ver. Sen bana yalan söylemezsin. Söylemezsin. Sen mi aldın? Ben aldım abi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Çalmış demek ki. Süleyman! Salih. Ama kardeşim Süleyman! 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 Pilot. Hı. Bir şey mi dedin? Dedim de duymuyorsun ki. Ne bileyim ya. Şu hoca benim ayarlarımla oynadı. Sinan,
Uygar Bey, babamdan bir haber var mı? Ya ben de onu soracaktım sana. Bunlar telefonlarını da açmıyorlar. Nereye gittiler biliyor musun? Anlamadım ki. Baban en son sana giderken ne söyledi? Bilmiyorum ama vedalaşır gibi konuştu benimle. Neredeyiz biz? Uykuya daldığın yerden çok da uzakta değil. Ya sen ben uyanmayayım diye arabayı çekip bekledin mi? Sen nasıl bir insansın? Bir de kardeşim vurmuş olabileceğini düşündüm. Babam aramış, ajans mesaj atmış. Hiçbirini görmedim. Cevap vermiyor mu? Vermiyor. Da neyse, sonra ararım babamı. Ajansın attığı mesaj aklıma takıldı. Eve gidip sözleşmeye bakmam lazım. Tamam. Ben seni bırakayım o zaman. Köksal. Köksal. Ay Köksal. Köksal sen ne yapıyorsun burada? Ben ilaçlarımı almaya gelmiştim Ayri. Oh. Senin ne işin var burada? Köksal. Sevda. Sevda'ya bir şey mi yaptı yoksa? Ya niye Sevda'ya bir şey yapsın? Köksal, sen benden ne saklıyorsun? Ha? Ne olur söylesene. Allah'ını seversen söyle, ne saklıyorsun Köksal'cığım söyle. Hayriye ben çok büyük bir günah işledim. Ne günah ya? Ben cana kıydım. Kana buladım imansız. Elime kana buladım ben. Aman Allah'ım. Çocuk. Ali'nin oğlu. Ben onu öldürdüm.
dur. Sinan'ı hastaneden apar topar nereye götürdünüz? Evde de yoktu. Şey, yakın bir akrabanın evine. Babam öyle istedi. Ben hemen geliyorum. Tehdit ettiler. Sizinle. Bütün ailemi öldüreceklerini söylediler. Adamın arabasına bomba koymamı söylediler. Ama o çocuğun arabaya bineceğini bilemedim. O küçücük çocuğun arabaya bineceğini bilemedim. Hayır, 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 hayır. Çocuğu bindirme, bindirme çocuğu. Olmaz, çocuk olmaz. Allah'ım, Allah'ım. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Göksel? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? İster miydim ben böyle olmasını Hayri? Bu yüzden götürdüm sizi. Ne yapayım? Elimden başka bir şey gelmiyordu. Ne olur bari sen yargılama beni. Ben zaten kendimden vazgeçtim. Sizi bir kurtarabilsem. Ama ne yapsam olmuyor. Beş yıldır bununla yaşıyorum Ayrı. Ne içtiğim sudan tad alıyorum, ne yediğim yemekten. Her gece bir kabusa yatıp, her sabah bir kabusa uyanıyorum. Yıllar geçti. Tamam, her şey bitti. Unuturum sandım. Ama olmuyormuş işte. Dediği her günah bir gün insanın boğazına yapışırmış. Çıkıp geldi işte. Oğlunu öldürdüğüm adam. Ali. Sonunda buldu beni işte. Sevda.